8 Mayıs günü Fulham'la Craven Cottage'da oynanan maçta Leicester taraftarları takımlarını yuhalıyordu. Bu, taraftarların artık sabrının tükendiğinin göstergesiydi. Çünkü deplasmana giden Leicester taraftarları neredeyse takımlarının ceza sahasına girdiğini dahi görmemişti. Takım aidiyeti yüksek Leicester taraftarları henüz 7 sene önce büyük bir peri masalı yaşamış ve şampiyon olmuştu. Ancak 7 sene sonraki durum ise trajikti. Takım büyük bir sürpriz yaşayarak geçtiğimiz pazar günü küme düştü ve önümüzdeki sezon Championship'te oynayacak. Peki tilkiler neden bu duruma düştü? Yanlışlar nelerdi? Gelin hep birlikte bakalım. Leicester City 2010 yılında Tayland merkezli King Power şirketinin kendisini satın almasından önce genellikle alt liglerde mücadele eden bir takımdı. Ancak kendisini Taylandlı yatırım şirketi aldıktan sonra hedeflerini şöyle belirlediler. Takım kalıcı olarak üst liglerde olacak, dünyaca ünlü antrenman tesislerine sahip olunacak, stadyum son teknolojilere uygun hale getirilecek ve takdir edilen bir takım haline gelinecekti. Başkan takımı yapılandırması için camiayı tanıyan Steve Walsh'u takımın başına getirdi. Walsh, İngiltere'de oyuncu keşfi konusunda uzman bir kişiydi. Bu Leicester'ın işine çok yarayacaktı. Leicester 2013-2014 sezonunda Championship'te şampiyon olarak 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e çıktı. Takım ilk sezonunda Ulloa, Simpson, Cambiasso, Albrighton gibi isimlerle Premier Lig'e tutunmaya çalışmış ve 14. olmuştu. 2015-2016 sezonunda ise Leicester için bambaşkaydı. Sezon başında sportif direktörün istekleriyle takıma kazandırılan Conte, Okazaki, Hood ve 2014 Ocak'ta takıma katılan Mahrez başarının mimarı olacaktı. Bu sezonda Premier Lig'de bütün hesaplar, dengeler, tahminler yanılmıştı. Premier Lig'i şampiyon tamamlamasına 1'e 5000 verilen Ranieri yönetimindeki Leicester City, şampiyon olarak gelmiş geçmiş en büyük peri masallarından birinin baş kahramanı olmuştu. Gelen sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan, Avrupa Ligi'nin zor ekiplerinden olan Leicester City için her şey yoluna gidiyordu. Ta ki bu seneye kadar. Leicester City'nin Taylandlı yatırımcılarının tüm zenginliklerine rağmen kullandıkları bir transfer stratejisi vardı. Takımın sahibi Vicaay'ın 2018 yılında bir helikopter kazasında vefat etmesinden sonra bu durum devam etti. Leicester City'nin amacı her zaman yatırım olarak genç oyuncu kullanmaktı. Mesela bu politikaya uygun olarak aldıkları oyuncular şöyleydi. Iheanacho Manchester City'den 25 milyon pound, Maddison 20 milyon pound, Tielemans Monaco'dan 45 milyon pound, Patson Daka Salzburg'dan 23 milyon pound ve Fofana Saint-Étienne'den 30 milyon pound gibi. Bu oyuncular Leicester City ile uzun ve kazançlı sözleşmeler imzaladılar. Leicester City'nin uzun ve kazançlı sözleşmeler imzalatmasındaki amaç, transfer pazarlığında büyük kulüplere karşı elini güçlendirmekti. Kulüp futbolculara iyi paralar veriyordu. Ancak bu işin bir de riskli kısmı vardı. Hepsinin istenen fiyatlara satılacağının bir garantisi yoktu. Bu riski engellemek için kulüp 2016'dan itibaren Leicester modelini geliştirdi. Bu modele göre her yaz en az bir oyuncu yüksek meblağlara takımdan ayrılacaktı. Ardından bu modele göre en az onun kadar potansiyeli bulunan bir oyuncu uygun bedelle takıma kazandırılacaktı. Bu modeli uygulayıp gelirlerini akıllıca yeniden yatıran kulüp, Kante, Drinkwater, Mahrez, Maguire ve Ben Chilwell'dan tam 255 milyon pound kazanmıştı. Takım gelir elde etse de Claudio Puel önderliğinde dengesiz bir görüntü çiziyordu. Bu istikrarsızlıkta takımın başına 2019 yılında Celtic'te iyi işler yapan Brendan Rodgers getirildi. Takım Brendan Rodgers'la beraber yeni bir sayfa açıyordu. Ettikleri 255 milyon euroluk gelirle yeni bir tesis açmayı düşünen takım pandemi nedeniyle büyük bir darbe yedi. King Power şirketi pandemi nedeniyle gelirlerinin 4'te 3'ünü kaybetmişti ve bu takımı çok büyük şekilde etkiledi. Pandemi sonrası şirket toparlansa da bu süreci Premier Lig'de en sıkıntılı geçiren takımlardan biri Leicester City olmuştu. Takım 2021-22 sezonunda tam 93 milyon pound zarar açıkladı. Bu onlar için eksi yönde bir rekordu. Zaten hali hazırda genç oyuncularıyla uzun ve maaş yükü yüksek sözleşmeleri bulunan Leicester City'yi bu zarar büyük bir yüke sokmuştu. 182 milyon poundluk oyuncu maaşının karşılanması için bazı oyuncuların satılması gerekiyordu. Ancak sorun şuydu, oyuncuya istenen teklifler gelmiyordu. Maddison, Tielemans, Fofana iyi teklifler alsa da yönetim daha fazlasını istiyordu. 2021-2022 sezon öncesi Brendan Rodgers'ın takıma kazandırdığı Westergaard ve Ryan Bertrand gibi takımın transfer planlamasına pek uymayan oyuncular tepki görmüştü. Bu oyuncuların takıma katılmasında bir problem yoktu. Ancak önerilen maaş ve imzalanan sözleşme süreleri büyük eleştiri almıştı. Çünkü takımın transfer modeline uyumuyordu. Leicester modelinden şaşılmıştı. Zaten mali krizden etkilenen takım oyuncu satamıyordu ve bu transferler gelecekte satış için hiçbir şey vaat etmiyordu. Son iki sezonda 110 milyon euro yatırım yapan takım oyuncu satamıyor, üstüne kötü performans oyuncuların değerini bir bir düşürüyordu.
2022-2023 sezonunda Fofana'nın 70 milyon pound'a Chelsea'ye satılmasından sonra yerine Wout Faes ve Harry Sotar 34 milyon euro harcanarak getirilmişti. Ancak bu oyuncular Fofana'nın yerini doldurmayı bırak, hali hazırda Premier Lig'in en kötü transferlerinden seçilmişti. Leicester City'nin 2016'dan beri yürüttüğü Leicester modeli bozulmaya başlayınca mali açıdan kriz kaçınılmaz oldu ve hamleler enteresanlaştı. Leicester City'nin şampiyon olduğu 2016 yılından önce Conte, Mahrez, Drinkwater, Albrighton gibi oyuncular uygun fiyata alınmış ve en yüksek verimin alındığı oyuncular olmuşlardır. Ancak geldiğimiz sezonlarda bu oyuncuların muadili diyebileceğimiz Wout Faes, Daka, Westergaard, Mendy gibi oyuncular takım için pek uyumlu olamadılar. Uyumumuzdan kasıt eski oyuncular kadar verimli olamadılar. Brendan Rodgers'ın da bu oyuncularda ısrar etmesi takımın formunun iyiden iyiye düşmesinde büyük pay sahibi oldu. Kadroda Wardy, Tielemans, Maddison, Çağlar, Iheanacho gibi oyuncular da vardı. Bu oyuncular ise takımın durumundan etkilenerek sezon içerisinde formlarını düşürdüler. Çağlar'ın durumunu zaten biliyorsunuz. Brendan Rodgers Çağlar'ı sezon başından beri oynatmadı. Ancak Rodgers'ın yerine gelen Dean Smith belki de kurtarıcı olarak onu neredeyse tüm maçlarda 11 oynattı ancak bu yeterli olmadı. Aslında Leicester City 2019'da Brendan Rodgers geldikten sonra iyi bir görüntü sergiliyordu. 3 senelik süreçte lig 5.liği, lig 8.liği ve FA Cup kupasını almışlardı. Taraftarlar Brendan Rodgers'a çok güveniyor ve en iyisini yapacağından şüphe dahi duymuyordu. Ancak bu sene durum öyle olmadı. Leicester City 2022-2023 sezonuna 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle başlamıştı. Ligin son sırasında demir atan takım için taraftarlar hala geçici bir durum olduğunu söylüyordu. Bu sırada Brendan Rodgers takım için çok önemli bir oyuncu olan Çağlar Söyüncü'yü yedek bırakmış ve taraftarlar homurdanmaya başlamıştı. Çünkü yerine oynatılan Faes ilk 10 maçta kötü bir performans sergiliyordu. Takım sezonun ortasına doğru toparlansa da küme düşme potasını her şekilde hissedebiliyordu. Yönetim ve taraftarlar hala Brendan Rodgers'a her şeyden çok güveniyor. O durumdan sadece Leicester'ı Brendan Rodgers'ın çıkarabileceğini düşünüyorlardı. Zorlamalar yapılarak Nisan ayına kadar şans verilen Rodgers, ligin bitmesine bir ay kala gönderilse de yerine gelen Dean Smith için durumu değiştirmek kadar zor bir şey yoktu. Takım son 8 maçta sadece 2 galibiyet almış, son maçta da Everton'ın kazanmasıyla küme düşmüş ve taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Leicester City'nin kalesi yıllardır Kasper Schmeichel gibi bir markaya aitti. Kalede güven veren Leicester efsanesi bu sene sürpriz bir kararla Nice'e katılmaya karar verdi. 2022-2023 sezonu öncesinde kale Liverpool'dan 2018 yılında alınan ve 5 senedir yedek kaleci konumunda bulunan Ward'a aitti. Ward zaten bir soru işaretiydi ve takım Schmeichel'ın yerine transfer yapmadan sezona Ward'la başlamıştı. Sezon içerisinde maç başına en çok gol yiyen takımlardan biri konumuna gelen Leicester City'de kaleci Ward'un da performansı vasatı aşamadı. Yedek kaleci Iverson ise henüz Premier Lig seviyesinde değildi ve hiç şans bulamamıştı. Savunma konusu ise Leicester'ın baş düşmanıydı bu sene. Savunma tandemi sezon genelinde Faes ve Amartey olsa da yedekte oturan Sotar ve Çağlar Söyüncü ikilisi belki de bu ikiliden daha çok şey vaat ediyordu. Sezon içerisindeki Faes'in yaptığı inanılmaz hatalar Leicester taraftarlarını çıldırtacak düzeydeydi. Bu nedenle Leicester City'nin savunma zafiyetini çözen takımlar için gol atmak çok da zor olmuyordu. Takımın gol yememesi için ahtapot denilen Ndidi'nin defanstan önce gününde olması gerekiyordu. Sonuç olarak Leicester City'nin kadrosu küme düşmek için çok güçlüydü ve Leicester hiçbir şekilde küme düşmemeliydi. Jamie Wardy, Castagne, Ndidi, Çağlar, Tielemans, Maddison, Iheanacho, Barnes belki de Premier Lig'de her takımda oynayabilecek oyuncular. Takımın her şeyi olan Jamie Wardy'nin bu sezon kasığından yaşadığı sakatlık onu biraz dibe çekti ve beklenilen performansı veremedi. Sezon ortalaması 16-17 golleri bulunan futbolcudan bahsediyoruz. Wardy bu sezonu sadece 3 golle tamamladı. Hal böyle olunca Iheanacho'ya büyük bir görev düşüyordu. Ancak Nijeryalı futbolcunun da sezonu 5 golle tamamlaması kaçınılmaz sonu getirdi. Takımın göz bebekleri Maddison, Çağlar ve Tielemans için de sürekli çıkan aylık haberleri futbolcuların kafasını karıştırmış olabilirdi. Liverpool, Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin Maddison ve Tielemans için sürekli ısrarcı olması durumu daha da kötüye sürükledi. Çağlar ise Brendan Rodgers'la yaşadığı problemler yüzünden sezonun %90'ında forma giyemedi. Sene sonu Çağlar Atletico Madrid'e, Tielemans da bedelsiz olarak istediği takıma gidebiliyor. Yalnızca 7 sene önce şampiyonluk yaşayan kulübün bu duruma gelmesi kahredici. Brendan Rodgers'ın kötü gidişatına gereğinden fazla izin veren takım için önümüzdeki sezon dünyanın en zor liglerinden Championship'le işler pek kolay olmayacak. Bakalım Big Six dışındaki son Premier Lig şampiyonu ara vermeden lige dönebilecek mi? Hep beraber göreceğiz.